0 FPS'te oyun oynama keyfi. Evet, şöyle bir oyunumuza girdik. 5 FPS, 6 FPS. Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda teknolojinin biraz pahalılaştığı, ekonominin de en basit anlamıyla dalgalandığı bu dönemde acaba ucuz bir oyuncu bilgisayarı alsak ne olur diye düşündük. Ve internette oyuncu bilgisayarı araması yaptığımızda karşımıza çıkan en ucuz bilgisayarı bulduk ve aldık. Şimdi bakalım bu bilgisayarın performansı nasıl olacak, içinde ne gibi malzemeler var ve açıkçası birçok oyun dışında Hogwarts Legacy oynamaya çalışacağım. Bakalım bundaki performansı nasıl olacak? Hadi hemen başlayalım. Malzememizi açalım arkadaşlar. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she let me to eat it. She ripe like a peach, she snap me to snippet. Whatever do for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush. Aslan bu aslan. Klasik tam faturası. Bir tane wireless için dongle gelmiş arkadaşlar. Bu burada. Bir de garanti belgemiz var. Neyi garanti ettiklerini az sonra göreceğiz. Şimdi arkadaşlar kasamızı incelemeye başlarken önce bir şu konuda hep beraber bir anlaşalım. Fiyatısı 4210 lira. Bu yüzden de hani performansını test ederken bu fiyat bareminden yola çıkarak hani test edeceğiz. Çünkü hani ne bekliyorsunuz ki? Düşüncesi muhtemelen olacak ama gerçekten bu fiyatı hak etsin. Benim için yine problem yok. O yüzden öncelikle içindeki malzemelere bakalım. Ne varmış, ne yokmuş. Yanında arkadaşlar bir adet tamperli cam olması gerekir normalde. Gel ondan bir ASMR. Burada parmak izi dolu. Görünüyor mu? Şu parmak izlerine bak. Etiketi zarar görmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır diyor ama etiket burada böyle yapışık yani. Bunun zarar görme ihtimali yok. Ben bunu açtım mesela. Bir şeyini alıp kapatsam garantiye göndersem. Demek ki bir problem. Oha bu bayağı cam. Şimdi tamperli camın olayı şu arkadaşlar. Hem ısıyı tutar hem de Allah korusun kırılırsa böyle tuz buz oluyor bildiğiniz. Yani parçaları ayrılıyor ama o kadar çok parçaya ayrılıyor ki bir yerinizi kesmiyor. Size zarar vermiyor. Bu tamperli cam değil gibi geldi bana ama yani... Hadi gel bunu deneyelim Melih. Hemen Barış'tan onay alıyorum. Barış bu tamperli cam mı? Şimdi öncelikle bunun birkaç şeyi var. Dikkat edeceksiniz. Tamperli cam. Buyur hocam. Bu ciddi bir test mi? Hayır. Ya oğlum sizce komik miydi arkadaşlar? Bence hiç komik değildi bu arada. Barış'tan sonra hala izlemeye devam ediyorsanız arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Siz gerçekten bu kanalı seviyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz bir adet dikdörtgen taş var ya. Bunu inşallah oraya denk getirmeye çalışacağız. En son bilgisayarı inceleyecektik. Atıyorum. Hadi bakalım. Tamperli cam mıydı acaba lan gerçekten? Gel bir gidip bakalım. Adamların hakkını mı yedik yoksa ya? Etikete bir zarar gelmemiş. Garanti devam ediyor mu şu anda? Şu an o da bitti kanka ya, düştü. Galiba tamperli cam ya, bu güzel dağıldı yani. Beklemiyordum. Keskinliğini de yitirdi bu arada. Onu da söyleyeyim yani, şöyle biraz da elimde rahat tutabiliyorum. Demek ki tamperli cammış. Bu konuda güvenmemiştim, özür diliyorum. Arkadaşlar geldik, kurduk bilgisayarımızı. Şöyle bir düğmesine basalım. Heh. Kasamızı da görelim. Nasıl? 4200 liralık gibi durmuyor. Şimdi önce bir duruştan alalım. Şunu hemen bir tak tak. Nasıl duruyor? Şöyle olunca bir oyuncu bilgisayarı havası en azından yaşanıyor diyebilirim. Benim öncelikle amacım bir parçaları görelim. Tek tek fiyatlara bakalım. Topladığımızda ne kadar ediyor? Bu kasa için ne kadar kar koyulmuş ve kasanın performansı nasıl olur? Bunları görelim. Öncelikle arkadaşlar güç kaynağımızdan başlayayım. Foam marka 300 wattlık bir güç kaynağımız bulunuyor. Bu güç kaynağının fiyatı 294 lira. Bu arada arkadaşlar bakın etiketi zarar görmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır diyor ya. Bunun altına tükenmez kalemle bir şeyler yazılmış. Bu yani etiketi zarar görmüş anlamına geliyor ya, daha doğrusu bu bilgisayar kullanılmış anlamına geliyor. Güç kaynağı için 294 lirayı kenara not aldık. Geçiyorum RAM arkadaşlar. Zaten kasamız tamamen Turbox diye satılıyor. RAM'lerin markası da Turbox arkadaşlar. DDR3 ve 4 GB'lık 2 adet RAM'imiz bulunuyor toplamda. 8 GB. Onun dışında SSD de aynı şekilde yine Turbox'un kendi ürünü. Şu an tam modelini aşağıda görürsünüz arkadaşlar. Okumakta biraz zorlandım ama 256 GB'lık olduğunu söyleyebilirim. Ama bilgisayarın kendi ana size tanıdığı boyut 237 GB civarında. Bunun fiyatı da 331 lira. RAM'in fiyatını söylemeyi unuttum. RAM'in her birinin tanesi 219 lira. Yani 2x219, 438 lira yaz kanka. İşlemciden bahsedeyim. Intel i5-650 işlemci bulunuyor ve fiyatı 350 lira. Kasanın tek tek parçalarına bakarken yukarıda dedik ki hani asıl maliyeti işlemciden çıkarıyordur diye ama 10 yıllık bir işlemci olmasını bekliyordum açıkçası yani 4200 lira olduğu için. Onu da topladık, attık kenara. Ne kaldı? Frisbee bir marka bir adet CPU soğutucu var. Bu 12 voltluk ve Intel ve AMD markalarıyla uyumlu çalıştığı söyleniyor. Bu yüzden bu kullanılmış ama fiyatı
98 lira. Yine aynı şekilde burada Frisbee'nin 3 adet ön tarafta görüyorsunuz fanı bulunuyor. Burada da bir tane var. Bunlar RGB fanlar. Bunlar zaten kasanın içindeki fiyata dahil normalde. Hemen kasa fiyatından bahsedeyim. Kasanın fiyatı yok arkadaşlar. Modelini yazdık, her şeyi yazdık, aradık. Mid Tower bir kasa ama bulamadık. Bunun bir üst modelinden biraz baz alarak bir tahmin yürüttük ve 1100-1200 lira civarında bir kasa olduğunu tahmin ediyoruz. Geldik ekran kartına. Bu gördüğünüz alan arkadaşlar, biz en başta ekran kartı yok diye düşündük, ne yalan söyleyeyim. Sonra baktık ki ekran kartı buymuş. Bu ekran kartının modeli de Turbox Nightzen R7-240 arkadaşlar. Şurada gördüğünüz pervane, ekran kartının pervanesi arkadaşlar. Bunun fiyatı da ilginçtir ki 1000 lira. Bütün hepsini topladığımızda ne kadar ettim abi? 3711 lira. Bizim mantığımız arkadaşlar, bütün elementler bu kadar. 3700 lira, 4200 de kasanın tamamıydı. Bunu yapan kişi arkadaşlar üstüne 500 lira kar koymuş. Şimdi elimizde bir tane de hediye gelen bir dongle var arkadaşlar. Turbox Wireless 802.in. 150 lira. 150 lira. 3750 değil mi? 3710 muydu? 3850 lira olsun. Yani bunu yapan kişi arkadaşlar toplamda üzerine 450 lira kar koymuş diyeceğim ama zaten satan da markanın kendisi olduğu için, yani hem üretip hem sattığı için ona maliyet tabii ki daha düşük. Bu arada tabii ki şöyle bir toz filtremiz bulunuyor. Çok fazla da zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yavaştan kapatayım. Bir dinlendirelim. Oyunlarda da arkadaşlar GTA oynayacağız, PUBG oynayacağız, Valorant oynayacağız ve Hogwarts Legacy oynayacağız. Bakalım bunların sonunda nasıl performans verecek. Geçelim oyun testine. PUBG, Valorant ve GTA 5'i indirdim arkadaşlar. Ancak Hogwarts Legacy şu an hazırda bizi bekliyor. Bunun sebebi de dediğim gibi bize 237 GB'lık bir alan tanıyor bilgisayar. Ve 19 GB boş alanımız kaldı bu 3 oyunu yükledikten sonra. Bunları oynayacağız. Sonrasında sileceğim, Hogwarts Legacy indireceğim. Başlayalım bakalım ne olacak. Evet, açıldı. Yalnız şu görüntünün kalitesi. Aha, yanlışlıkla GTA San Andreas açtım. Ya görüntü kalitesi bayağı kötü ya. 30 FPS, 27 FPS. CPU sıcaklığımızı görüyorsunuz. Şimdi biraz şova kaçmayalım. Kaliteyi tamamen dibe indireceğim. Çık dışarı. Ya dayı bir arama dur. Evet arkadaşlar. Şu an CPU sıcaklığımız yine düşündüğüm kadar kötü bir seviyede değil. 30 FPS'e sabitledik. Çık 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 çık. Şöyle bir şey yaptık mı? Biz de böyle. Yukarı gideceğim mi artık ya? Oyunumuz aşağı yukarı 30 FPS'e sabit arkadaşlar. Yine CPU sıcaklığımız çok değişmedi. Biraz oynayalım, bu sıcaklığın değişimini de görmek istiyorum çünkü. Ben yanlış bir yere mi girdim? Tak tak. Binebiliyor muyum ben buna? Hadi. Tamam, yükselme artık. Sürme konusunda çok iyi değilim galiba. Atla ya, atla. Tamam, hak etmedik gibi. Biraz şuraya doğru atla bari, suya doğru atla. GTA 5'i oynayabildik. Bu gerçekten bence okey bu arada. Seriden bir PUBG, sonra bir Valorant, sonra da hemen bunları silip Hogwarts Legacy indiriyorum. Evet dur. Aa, 365 FPS ne? Aa. Ne? Ne? Dandik paketlenmesi mi? Şu an PUBG'miz de açılıyor. Hemen PUBG'ye özel renk. Fan sesini duyabiliyor musunuz? Dur lan. Acaba sıcaklık artacak mı? Yo. Gerçi 10 saniyede de artmaz galiba. Biraz bekleyeyim mi ya Mami? Bakalım, şu an soğumasına izin vermiyorum. 5 saatte açtığı için ufak bir cezalandırma şekli. Evet, CPU sıcaklığımız arkadaşlar 68'den 95'lere vurmaya başladı. Artık rahat bırakalım en azından. Yani 98 lira diye laf ettim. Çok özür diliyorum bunun için. Bir kapattım açtım oyunu. Geldi hemen bu arada. Ayarları düşürmeyi deneyeyim. Sanki düşükte gibi geldi ama. Her şey çok düşükte. Ya utanmasam klavyeyi falan sökeceğim yani bilgisayardan. O kadar düşük. Hemen şöyle bir atladık bir anda bir yerlere. Küçük bir yerden başlayayım. 74 derece, 75. Güzel. Bu arada CPU sıcaklığının ben 100'ün üstüne falan çıkmasını bekledim açıkçası. Yani GTA 5'i oynarsınız, ufaktan eğlenirsiniz de ama şu an PUBG biraz daha dert çektirecekmiş gibi duruyor. Oo. Yok. Dur. Şu an yengeç gibi yürüyor adam. Deneyeceğim, zorlayacağım. Dur, Allah'ına duverdim dur. Yok, hadi. Evet, 20 FPS falan gör... Araba buldum. Şimdi olabilecek en merkezi yere gideceğim. Ve operasyona gidiyorum, ışığımı da açıyorum. Ya burada hiçbir şey göremezsiniz ki ya. Gerçekten düşünüyorum da. Bin Toros. Sür Toros. Ha. Pardon, arka koltuğa oturmuşum Mami. Arabanın çalışmasını bekliyorum. Kimse yok mu? Burada kesin vardı biri ya. Tamam, bir operasyon inişi. Bir dur! Adam yanımdaymış. Bu da böyle bir oyundu arkadaşlar. PUBG. Bir de hemen Valorant rengimize geçiyoruz. Hemen görüntü ayarlarımıza bakalım.
Grafik kalitemiz düşük. Hiç gerek yok böyle şovlara. Evet, şöyle bir oyunumuza girdik. Donuyor, donmasa. Bir tane bile vuramamışım ya. Hafiften de olsa oynatmıyor arkadaşlar. Müsaade etmiyor oynamama yani. Ya PUBG'de sınıfta kaldı. GTA okey. Ama ya Valorant hızlı bir oyun olduğu için hani rekabetçi olmasa da hafiften oynarsınız da diyemiyorum açıkçası. Arkadaşlar Valorant kapandı kendi kendine. Ekranım geldi. Ekran kart sürücüsü çöktü arkadaşlar. Beni de burada patlattı yani, bunu söyleyebilirim sadece. Anlatmadık sayın. 30 FPS aldık. Oyun dona dona devam etti. Vallahi sinirlendim şimdi. Şimdi ben bu oyunları sileceğim. Bir Hogwarts Legacy indirip geleceğim hemen. Dostlar tekrar hoş geldiniz. Yaklaşık bir gün aradığının ardından Hogwarts Legacy'yi indirmeyi başardık. Eğer bir fan ses duyuyorsanız kasadan geliyor. İyice azıtmaya başladı ve gördüğünüz gibi bu ışıklar da artık kendini kaybetti diyebiliriz. Bir gündür Hogwarts Legacy yüklemeye çalışıyoruz. Yükledik. Ekran kartı hataları verdi. Güncelleyin diyor. Zaten güncel, bir sürü uğraştık. En son böyle telefona bakıyordum. Mami gel kapatalım videoyu, iptal edelim diyecektim. Bir anda bu gördüğünüz ekran geldi. Biz de hemen kayda girdik. Bunları gördükten sonra ben bir şey istemiyorum. Ben direkt continue. Bunları da tabii ki de okudum, anladım, kabul ediyorum. Ne tipimi seçeceğim şimdi? Aslında Cedric Reyes'in anılarını yaşatmak istiyorum ama ya ben kendim gibi adam yapacağım o zaman ya. Madem Cedric'i yapamıyorum. Birebir aynısı. Evet, 15 FPS bu arada ve şunu da koyayım. Tamam işte buyuz. Başka neler yapabiliyormuşuz onu bir görelim bari. Tam rapçi olacakmışım, büyücü olmuşum. Dur ya şöyle bir şey. Tamam. Tamam, ben wizard'ım. Büyücü oğlu. Web tekno oğlu. Al o zaman. Ah. A, A, S, S, D, D, Q, Q, W, W, E. Tamam. İnanılmazsın ya. Bu arada CPU sıcaklığımız 66. Güzel. Evet, 0 FPS'te oyun oynama keyfi bakalım nasıl olacak. Bak bak şu güzelliğe bak. Sesler ve görüntü farklı anda geliyor gibi geliyor. Kasma zaten çok bariz yani. 8 FPS oynuyoruz, bir şey diyemiyorum. 5 FPS. 6 FPS. Oynayamayacağız galiba. Bak. Oynamayı söyleyemedim bile, değil yapabilmek. Buraya geçmeme izin vermiyor, kesin bir şey var burada. Kalkacak mısın artık şu manken oturuşunu bırakıp ya? Şimdi şurada hemen bir grafik ayarlarına bakalım. Daha low var mı? Yok. Low. 60 FPS en düşüğü zaten. Daha düşüğü sabitleyemiyorum. Başka bir şey değiştiremiyorum arkadaşlar. Yani menüde 20 FPS oluyor, oyunda 9 FPS oluyor. İnanılmaz. Yol mu oluyor ki işte, aynı yere yürüyeceğiz. Aha o da koşmaya başladı. Ya inanılmaz. Aha tırman 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 tırman. Arkadaşlar en düşükte ya. Şu an en düşükte yani. Böyle oynanıyor arkadaşlar. Ben şu an bunu oynamamın bence hiçbir anlamı yok ya. Yani Hogwarts Legacy oynamayı çok isterdim. Hogwarts mıdır, Hogwarts mıdır kardeşim? Hogwarts mı diyorsun? Bence evet. Ben Hogwarts diyorum hocam. Sizce doğrusu hangisi? Geri döndüm, bana zıplamayı öğretmek için geri çağırmış ya. Sabahtan beri zıplıyorum zaten be dayı. Arkadaşlar Hogwarts Legacy'yi oynayamıyoruz. Ortalama 8 FPS civarında oluyor. Oynaması imkansız bir halde. GTA hiç beklediğim gibi değildi. Ama onun dışında PUBG, Valorant ve Hogwarts Legacy'de ortaya çıkan sonucu gördük. Hani ufaktan da olsa birkaç oyun oynarsınız diyemiyorum maalesef ki. Ama şunu yapabilirsiniz. Hani bir internette falan gezersiniz. Ne bileyim. Ufak tefek yazma etme işlerinizi halledersiniz. O konuda işinize yarayabilir. Ama bu da 4000 lira eder mi? Çünkü ofis bilgisayarları var. Çok daha ucuza satılan. Belki onları tercih edebilirsiniz. Ancak bu bilgisayarı tercih etmek şu anda pek akıl kârı olmayabilir. Ellerine sağlık. Yapacak bir şey yok. Size de çok teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. O zaman başka önerileriniz varsa, neyin en ucuzunu alalım ya da başka içerik fikirleriniz varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Onun dışında videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.